O çocuğu kardeşimiz. Geliyor mu sesin? Geliyor mu sesin? Evet. Bak o Onun çocuğu bir dakika, bir dakika. kardeşimiz Sen bir benim. şey deme, bir şey deme, bir şey deme. Boş ver. Bu Ya geri bu bizim zekalı mı seni partner yaptırmayacak ya da bu mu seni partner yaptıracak? Elinde olan bir şey mi? Böyle biz köpek gibi kardeşimiz. havlayıp gider. Boş ver, hiç uğraşma. Direkt blok at buna. Böyle Üretmiyorum deme. lan. Adam kendisine o demek istiyor yani. Kendisine Ya diyor onlar bana. var ya bak, nasıl bir insan biliyor musun? Gerçek Hı. hayatta, normal hayatta hiçbir şeyi başaramamış insanlar. Geliyorlar burada iki kişinin bir yerini yalayıp burada ahkam kesmeye çalışıyorlar. Normal hayatta karşına çıksa iki kelimeyi bir araya getiremeyecek insan onlar. Partner değildir büyük ihtimalle. Partnerlerin yalakaları var ya, yancılar, onlardan biridir. Bulacaksın, döveceksin, dalacaksın olsun sen. Dalmaya falan gerek yok. Bu zaten normal hayatta ezik bir insan büyük ihtimalle. İnsanlara sözünü geçiremediği için böyle yerlerde başkalarının lafını yapıyor. Hangi partnerin? Boş ver, boş Söyle ver. Partner bakalım. muhabbeti yapma, boş Yok ver. söylesin söylesin. Allah'tan başka kimsenin korku yok. Söyle bakalım. Söyle. Seni partner yaptırmayacak olan bu geri zekalılar mı? Kim yaptırmayacak seni partner? Dur bakalım yazsın. Yazan mı? Mehe. Ha. Yok be ne alakası var? Sen onu bloklamadın mı? Hı? Ben onu blokladım. Ha, tamam, boş ver o zaman. Muhabbetini etmeye gerek yok. Sinek gibi ötüsün arkadaş şimdi. Aynen Ama öyle. gerçekten Ali abi partnerliği hak ediyor da diğerleri hak etmiyor anasını satayım. Bu sitede Ona zaten sinirim. diksiyonu düzgün olan 2-3 tane partner var benim gördüğüm yani. Zaten çok fazla kişi izlemiyorum ama bir tanesi Ali Ya. Gurur. Başka bir iki yayıncı daha gördüm. Onun dışındakiler affedersin dağdan inmiş. Hepsi pırt. İki tane kitap okumamıştır hayatı boyunca. Gelmiş burada millete akıl veriyor. İşte şöyle yapsan böyle Aynen. olur. Hayat Sanki dersi falan kendileri vermeye çok çalışıyor. akıllı. Çok kültürlü insanlar var. Mesela Murat Nal var ya, o adam cidden çok kültürlü bir insan. Orhan abi ya. Orhusale iyi. Murat Nal da iyi de işte. Senin onunla pek aran yok galiba. Yani bir insan kendini İnsan. nasıl o kadar yüksekte görüyor ya da başkalarına akıl veriyor bilmiyorum. Mesela şu Scorp diye bir uygulama var ya, hepsi felsefe yapıyor orada. İşte adamlar gelmişler, şunu yaparsan böyle olur. İşte şu kıza şöyle bakarsan sana bakar. 18-17 yaşında çocuklar orada millete akıl veriyor. Sen onları dinlersen eğer, bu Hep sitedeki gibi para uğruna. gerizekalıları dinlersen hiçbir şey olmaz yani, başaramazsın. Her şey para uğruna kanka. Boş ver, hiçbirini kafaya takmayacaksın. Sen kendi bildiğini yap. Sana desem ki iki tane aç kitap oku, onu da yapmazsın da gerçi. Video falan izle bari, yani kendini eğitecek şeyler yap. Lanet olsun ya. Partner olsam işte. Kanki yeni bir Partner bilgisayar. olsan ne değişecek? Biz sana bar atmayız. Bak atamam ben, atmam yani. İstemiyorum. Benden bar Gerçi istemiyorsun. God of War atmayacak. Diğer izleyenler atmayacak. Bu sitede o. bar alan, bar kazanan 2-3 tane yayıncı var. Onlar da sana bar atmaz. Adalet mi bu ya? Neyin adaleti? Nerede adalet? Bu siteden mi bekliyorsun adaleti sen? Adaleti Burada kim? arayacağın en son yer Abi burası. Boş ver, takma kafaya. Bu site mi geçindiriyor seni? Ev kiranı bu site mi ödüyor? Sana bu site mi bakıyor? Bu zamana kadar hiçbir faydası oldu mu sitenin sana? O yüzden siktir et, boş ver. onun bunun çocuklarını yaptılar hep anasını Sana ilk ay atacaklar. Hadi attılar. Yeni partner oldun. Kazandın 100 lira, 200 lira. Ondan sonraki aylar hiç kimse bar atmayacak sana. Bu kadar emin ol yani bundan. ve herkes için öyle geçerli. Tamam işte, o zaman boş ver yani, partnerlik dışında başka bir yol bul kendine. Şiir yazıp satabilmek istiyorum. Nasıl Şiir de yapacağız? satamazsın. Şiirler satılmak için yazılmıyor. Başkaları Ne? okusun diye yazılıyor. Senin şiirini başkasına Ama satamazsın. kitaba yazıp satıyorlar ya. Kitap mı yazmak istiyorsun? Hmm. Bana daha demin Discord'dan yazdığın iPad'e düzgün yaz önce. Şiiri nasıl yazacaksın sen? iPad'e iPad diye yazmış direkt. Yazarım, yazarım.
Bir artık bir kendine bir gelsen, bir silkinsen düzeleceksin de, yok yani, sürekli bir hayal içindesin. Peki bir şey diyeceğim. Müzik sözlerini gerçekten satan insanlar var. Ama Tamam, onlar sanatçı. Sen satamazsın. Adamlar kaç sene konservatuvar okuyor, eğitimini alıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. sanki dünyanın en iyiliğin şeylerini yapıyorlar. Çünkü ya Musti biraz hayalperest bir insan. Onlar da bunu kullanıyorlar yani. Bilmiyorum artık. Kimsenin hakkında ya da arkasından konuşmayacağım ama Musti de sırf muhabbet olsun diye muhabbet edersen, bu adam ondan sonra akşam yattığı zaman onun hayaliyle yatıp uyuyor. Senin gibi değil yani. Ya da onlar gibi değil. Ben burada Buradan partner çıkınca olmaktan unutmuyor. partnerlerin yani sevmediğim partnerlerin hepsine beddua çekeceğim. Boş ver, hiçbiriyle uğraşma. Senin umurunda olmasın. Allah'ım ya Rabbi Ali abiden başkasına bu sitede para kazandırma inşallah amin. Evet ondan Bana biraz. bir dua etsene, bir dua et bana. Nasıl bir dua edeceksin? Pazar günü Sana sınava gireceğim. Bak, yüksek 90 lisans için sınava gireceğim. Bana dua et. Allah sana bir 90 boy kız versin inşallah üniversite Ulan ben tesisatçı mıyım? Yanımda merdiven taşıyacağım lan. Lavuk. Allah senin belanı Yanımda şey de taşıyayım bir istersen, İngiliz anahtarı. Belki lazım olur kapıları açmak için. kapıyı açamadın yine anahtarla açarsın. Aynen. Bir tane levye taşıyalım da aralıkları falan aralarız, açamadığımız. Tamam gidiyorum da ama yine de var ya Tamam, insanlar gülmek için, bu siteye gülmek için gireceğim. Başka para kazanmak için falan değil. Bu site senden daha önemli bir site değil. Sana para kazandırsan olur, kazandırmasan olur, boş ver. Karnın tok mu tok? Bak rahatsın. Ailen yanında, sağlığın yerinde. Daha ne istiyorsun ki? para kazanmak biraz ama dışarıda çalışmak gayret Para kazanmak istiyorsan dışarı çıkacaksın, iş bulup çalışacaksın. Başka çaresi yok. Böyle kolay ben yoldan herkes para düzgünlük kazanamaz. yapamam davarlara. Ben de şu an, ben mesela şu an iş yerindeyim. Mesela çalışıyorum, adım çalışıyor. Bugün mesela maaşım yattı. Gidip yiyeceğim, arabamı aldım, kafam rahat. Sen de Ama düzgün bir iş bulsan çalışırsın. Şu an ben çalışıyorum mesela. Sözde çalışıyorum ama oturuyorum yani. sen çalışmayı seviyorsun ondan dolayı. Çalışıyor muyum şu an sence? Çalışıyor gibi bir halim mi var? Oturduğun masa başında iş yapıyorsun işte. Aynen. Olsun, o da bir iş. Senin de böyle düzgün, kendi seveceğin, yapabileceğin bir iş bulup çalışman lazım eğer para kazanmak istiyorsan. Yoksa yani biraz zor. Açık konuşayım Masör sana. Ben olmak sana, bak, istiyorum ben senin kötülüğün için hiçbir zaman bugüne kadar hiçbir şey söyledim mi kötülüğün için? Hiç gördün mü? Ya da denk geldin yok. mi? Bak, 2,5 sene oldu seninle tanışalım. Evet. Biliyorsan bir bildiğin vardır. Ya bana bir şey demeye gerek yok Baran, rahat ol. Ben burada partner olmasa ben ne yapacağım biliyorum anasını satayım. Kafaya koydum Allah günah yazacak ama artık her gün flört yapacağım. Gizli gizli silahını mı çıkaracaksın? Masaya mı koyacaksın silahı? Yeter artık yeter kanki. Bak ne yapacağım biliyor musun? Sürekli tak 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 diye yazılar geçecek. Ne eline ne geçecek peki? Seni bloklayacak, eline ne geçecek? Mutlu olacağım. Mutlu mu olacaksın? Aynen. Öyle bir mutluluk şekli yok bence. Niye? Yok öyle bir mutluluk şekli. Ben esnaf Ben de değilim esnaf de, ben üniversite gelmiyorum. mezunuyum aynen. Esnaf değilim de bir şirkette çalışıyorum yazılımcı olarak. Ya Musi'ye anlatıyorum da anlatmıyor. Anlamıyor yani. Anlamak istemiyor daha doğrusu. Kolay yoldan para Ben kazanmak istiyor. oturdum ya böyle para kazanmak istiyorum. Öyle ayakta gidip onun bunun çocuğunu Doğrusun. Ben zaten anlamıyorum. söylüyorum. Aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum da biraz sıkıntılı bir durum. Musti pek anlamıyor. Evet, istese çalışır zaten. Günlük, hatta part time bile çalışsa, yarım gün çalışsa yine çalışır. Hem sağlığı yerine gelir yani, kilosundan kurtulur. Hem hayatı düzelir ama yapmıyor. Ankara'da olsaydı ona bulurduk bir yerde bir iş ama Ankara'da değil işte. Gerçi İstanbul'dakiler de uğraşıyorlar sağ olsunlar da, Mısır çalışmak istemiyor. Ben bu dünyaya çalışmaya gelmedim.
Ne için geldin? Partner olmak için mi? Aynen. Benim bir tane kuzenim var. Hiç bak anlatmam, hiçbir yerde de anlatmamışımdır büyük ihtimalle. Çocuk küçükken rahatsızlık, ya benden büyük, 30 yaşlarında falan şu an rahatsızlık geçirdi. Yani şu an nasıl diyeyim ki, nasıl anlatılır? Hastalığı bayağı ilerlemiş durumda. Ama gidiyor sokakta mesela ayakkabı boyuyor, harçlığını çıkarıyor, para biriktiriyor. Özel şeylere gidiyor, eğitim merkezlerine gidiyor, bir şeyler yapıyor. Yani kendini geliştirdi bir şekilde. Senin elini ayağın tutuyor, konuşabiliyorsun düzgün. Ama yok yani. Olsun. Bak ilk kez anlatıyorum, 2,5 sene oldu. İlla anlattıracağım bana böyle şeyleri. Ya takma kafana. Onlar melek olarak görmüş. O şey takma. Ben biliyorsun insanları aşağılamam. Sen insanları aşağılamasın ama sen kendini aşağılıyorsun şu an. Çünkü partner olmayı hak etmeyen Sen sahtekar partner insanlar. olmayı bu sitede sen de hak etmiyorsun. Niye lan? Sen çünkü hiçbir şey yapmıyorsun. Böyle oturarak partner olunmaz. Ne yapmak lazım abi? Bak, kendini geliştirmen lazım. Aç 2 tane video izle. Bir bilgi sahibi ol bir konu hakkında. Ki insanlarla konuşabileceğin bir konun olsun. Akşama kadar karı geliyor bir tane, ona yazıyorsun. Kız geliyor, ona yazıyorsun. Biri geliyor, ona yazıyorsun. Adam geliyor, onu blokluyorsun. Başka yaptığın bir şey yok. Bütün hayatın bu şekilde geçiyor. İnsanlarla muhabbet edebileceğin bir konu hakkında en azından bilgin olsun ki insanlarla fikir alışverişi yapabilesin. Ya da Yoksa para burada hiçbir kazan şey yapamazsın. ya da para kazanacak yeni bir platform lazım bana. Allah'ım ben ne anlatıyorum ya. Aklını yemesen sen mutlu ol, boş ver takma kafana. Sen insanın aklını yedirirsin ama. Çok saçma sapan yerlere çekiyorsun konuştuğum konuyu. Sen rahat ol, sen takma, sen inşallah bir gün bir 95 kızla Baran, evlenirsin de. Twitch'e Anam. geçemez. Twitch'e geçilmez. Ya adamın bilgisayarı eski. Kaldırmıyor. OBS programını falan çalıştırmıyor bilgisayarı. Ben de denedim. Benim bilgisayarım da eski, çalıştırmıyor. Oradan biliyorum. O Twitch burası gibi değil. Programlar yüklemen gerekiyor önceden. Nasıl yani? Kaç tane program lazım? 2 tane program lazım en az. O da Ama senin onlar da bilgisayarın ağır kaldırmaz. anasını satayım. Senin bak, eğer Twitch yayını yapmak istiyorsan beni dinle. Gireceksin 4 ay, bak fazla değil. 4 ay bir tane işe gireceksin. Asgari ücretle çalışacaksın. 4 ay boyunca paranı biriktirip gidip sağlam bir bilgisayar alacaksın. Ondan sonra Twitch yayını mı yapıyorsun? Başka ne yayını yapıyorsan yap. Oradan da parayı kesiyorlar. Ama oranın şeyi, izleyici kitlesi daha umursamaz. Orası çok fazla troll dolu. İnsanlar senin halinden anlamaz. Burası gibi değil orası. Musti'yi üzerler orada. Biliyorum. Oranın yaş ortalaması 15-14. O civarda. Yüksek değil yani o kadar. De var ama orada. Ne var? 20 yaşında da var. Var. Büyük insanlar var. Ama senin halini anlamazlar. Geleceğim bir dakika.